Hepinize merhaba. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Videoların sayısı artacak ama tabii transfer dönemini bitirdiğimiz için transfer ağırlıklı değil, başka konular, başka temalar, gündemdeki konular ya da bizim bulduğumuz gündem konularıyla ilgili bazı videolar hazırlayacağım sizler için yıl boyunca. Ama sadece spor, futbol içerikli de değil, bazen hayatın değişik alanlarından izlenimlerimi aktarmak amacıyla da beğenirseniz eğer videolarımı paylaşacağım. Şimdi transfer dönemi bitti ama Avrupa'da ve Türkiye'de bitti. Başka ülkelerde, örneğin Arap ülkelerinde ve Katar'da devam ediyor. Yunus Belhanda ile ilgili olasılıklar sürüyor. Yani transfer bitti ve Yunus Belhanda Galatasaray'da kaldı diye bir şey söyleyemeyiz. Hala Yunus Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılma olasılığı var. Bununla ilgili edindiğim somut bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Yalnız bunu söylerken kesin gidecek ve Galatasaray herhangi bir Arap takımıyla anlaşacak şeklinde bir öngörüyü, bir düşünceyi ortaya koymuş değilim. Dikkat ederseniz altını çizerek söylüyorum, bir olasılıktan bahsediyorum. Ülkemizde ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde transfer penceresi kapandı ama Suudi Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda ve Katar'da ayın 25'ine kadar, 25 Ekim'e kadar transfer penceresi açık ve her an her şey olabilir. Bütün olasılıklar söz konusu Belhanda için, çünkü Galatasaray'ın çalışmaları devam ediyor. Net bir biçimde bunu size söyleyebilirim. Ha, transfer olur olmaz bilmiyorum. Mutlak bir biçimde ayrılacak gidecek demiyorum. Bir kez daha altını çiziyorum. Fakat bir olasılıktan bahsediyorum. Daha önce Katar'dan Al Rayyan ve Al Duhail takımları Belhanda'ya talip olmuştu. Özellikle Al Duhail İstanbul'a temsilcisini gönderip bir görüşme de yapmıştı ama o dönemde hem orada Katar'da patlayan pandemi hem Türkiye'deki durumlar, koşullar bu görüşmenin anlaşmayla sonuçlanmasına izin vermemişti. Ancak bu kulüplerin halen temaslarını sürdürdüklerini biliyorum. Fakat Giuliano ile yollarını ayıran Suudi Arabistan kulübü Al Nassr çok daha bariz bir biçimde bu transferin üzerinde duruyor. Bu dönem itibariyle zaten Galatasaray'ın yetki verdiği bazı isimler var. Arap Yarımadası'ndaki kulüplerle, kulüp başkanlarıyla. Orada biliyorsunuz Çin'deki sisteme benzer bir sistem var. Kulüp başkanlarından ve kulüplerden önce oradaki futbolu yöneten ligin yönetimi karar veriyor hangi futbolcunun alınabileceğine yönelik. Ve onay verdikten sonra kulüpler görüşmelerini yapıyorlar. İşte bu isimlerle, oradaki en etkili isimlerle de ilişkileri çok iyi olan temsilcilere yetki verdi Galatasaray. Bu yetkiler sayesinde onlar çalışmalarını sürdürüyorlar ve 25'ine kadar Galatasaray'ın masasına somut bir teklif koymayı planlıyorlar Yunus Belhanda ile ilgili olarak. Ve bakalım bu plan çerçevesinde yürüttükleri çalışma gerçekten bir teklif getirmeleriyle sonuçlanacak mı? Eğer böyle bir şey olursa ben Galatasaray'ın kesinlikle Yunus Belhanda ile yollarını ayıracağını düşünüyorum. Tabii Yunus Belhanda transfer döneminin dışında gidiyor. Galatasaray onun yerine birisini alamayacak, niye göndersin diye düşünülebilir ama ben bu düşüncenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Zaten bir, futbol olarak onunla ilgili düşüncelerimi defalarca kez yeniledim. Burada tekrar ayrıntılarıyla anlatıp meseleyi uzatmak istemiyorum. Zaten Galatasaray'ı eksik oynatıyor. Onun varlığı aslında Galatasaray için bir sorun ama yokluğu bir kayıp değil. O bakımdan gitmesi son derece faydalı olur. Üstelik Emre Akbaba iyileşti, dönüyor. Arda Turan forvetin arkasında oynayabilir. Eğer Sofyan Feghouli de gitmiyorsa, ki onun için de ben Arap ve Katar Yarımadası'ndan teklifler gelebileceği kanaatindeyim bu dönem içerisinde, kalıyorsa o da forvet arkasında oynayabilir. Yine Ryan Babel eğer kalıyorsa forvet arkasında oynayabilir. Başta Emre Akbaba olmak üzere orada kullanabileceği Galatasaray'ın pek çok alternatifi var. Etebo biraz daha önde oynayabilir vesaire. Dolayısıyla bu oyuncunun, ki onun ayarında, yani o pozisyonda oynayacak oyuncusu olmasa bile Galatasaray için bir kayıp değil bence Belhanda. Dolayısıyla hiç böyle düşünmemek lazım. Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncusunu, böyle problemli bir oyuncuyu parayla satarak, çünkü sezon sonunda sözleşme yenilemezseniz eğer, oyuncu serbest çıkacak ve o kadar maliyeti oldu Galatasaray'a, 9,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli, hala Dinamo Kiev'e ödenen, daha önceden ödenen, Avrupa Ligi'ne gidilmesi durumunda 250 bin euro daha ödenecek bonuslar var. Oyuncunun kendisine 3,8 milyon euroya yakın bir para ödeniyor yıllık. Dolayısıyla bütün bu maliyetlere rağmen oyuncuyu parasız göndermekten ziyade çok yüksek olmasa bile bu dönem içerisinde bir transfer bedeli alarak göndermek çok daha rasyonel olacaktır Galatasaray adına. Bir kez daha hatırlatıyorum. Yunus Belhanda ile ilgili transfer olasılığı halen mevcut. Elbette ki Avrupa'da transfer penceresi kapandı ama Katar'da ve Arap Yarımadası'nda devam ediyor. Ve Galatasaray'ın da bu konuda çalışmaları sürüyor. Yunus Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılıp bu ülkelere gitme olasılığı var. Zaten derbiden sonra, hatırladığım kadarıyla derbi, yani Fenerbahçe'yle yapılan maçtan sonra bir açıklama yaptı. Ya da Rangers'ta yapılan maçtan sonra, bilemiyorum. İkisinden birinden sonra bir açıklama yaptı. Ve dedi ki şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum. Burada kaldığım sürece
elimden gelen mücadeleyi yapacağım dedi. Sorgulanmaya muhtaç bir kelime, elimden gelen mücadeleyi yapacağım sözü. Ama kesin olarak ve sorguya mahal bırakmayan ifade, şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum ifadesi. Bu onun Galatasaray'dan ayrılma olasılığını teyit ettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla ben Galatasaray'dan ayrılmasının bu dönem içerisinde Arap kulüplerine, Katar'a nereye gidiyorsa satılmasının, alınabilecek maksimum değer bulunduktan sonra satılmasının en doğru, en makul karar olduğu kanaatindeyim. Ve inancım o ki bu ayın 25'ine kadar böyle bir gelişme olabilir Galatasaray'da. Ama mutlak bir biçimde olur. Şu takım geldi, teklifini verdi, Galatasaray'la görüşüyor diyemem. Olasılıklar var. Bunun için çalışmaları devam ediyor Galatasaray'ın. Yetki verdiği isimler yoğun bir biçimde çalışıyorlar. O isimlerden bir tanesiyle de hafta içinde, yarın olabilir, cuma günü olabilir, Radyo Spor'da canlı yayında bir konuşma yapacağız. Ve aynı şeyin, yani ayrılma olasılığının Sofyan Feghouli için de geçerli olabileceği kanaatindeyim, ama güçlü olasılık Yunus Belhan'da. Yunus Belhan'da transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen satılacaklar, gidecekler listesindeki değişmez yerini, birinci sıradaki değişmez yerini koruyor Galatasaray'da. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.